Merhaba satranç severler. Bugün de günün oyununu inceleyelim. Beyazlar Robert Steele, siyahlar James Mason. 1883 Londra'da oynanmış bir oyun. E4, E5. Başlangıç düzeyinde önerdiğimiz bir açılış değil mi? E4, E5. Açık oyunlar. Evet. Viyana oyunu diyoruz değil mi? Viyana açılışı. Bunu teorik kısmına bakarsınız. Merkez karadere yönelik bir durum var. Piyonlar değişildi. Şimdi burada piyonla piyon alırsa atı kaybedecek. Değil mi? At isteniyor. At bu sefer E5'teki beyaz yeri istiyor. Atla alınca evet gördüğünüz gibi piyonlar değişildi. Yalnız siyahın D ve E'deki eri yani merkez piyonları yani ön dişleri, kesici dişlerini sökmüş olur işte değil. Merkez karede sen bir piyon daha avantajı al. James Mason da ne yapmış oldu? E piyonuyla beraber F piyonunu almış oldu. Atlar da merkezde ve şu anda şah denildi. At isteniyor. O yüzden atla tutuldu. Siyah fil çıkıp rok hazırlığı var. Ben diyor vezir isteyeyim. Vezir kaçırınca şah dedi. Hem kaçtı hem de şah dedi. Beyazda giden fille şahın önüne gelerek perde dedi. Şimdi her iki taraf kısa rokunu yapmış oldu. Şahını güvenceye almış oldu. Siyahlar gelişime devam ediyor. Atını çıkarak fille tekrar oynanıyor. Gördüğünüz gibi bir hava deliği açıldı. Merkez eri tutuldu. D'deki er C eriyle tutuldu. Filmi de çıkayım diyor. Filmi çıkma zamanı geldi diyor. Ve taşlar aşağı yukarı siyahların tamamlandı. Beyazın da sadece siyahta giden fili oyunda değil. O da her an oyuna girebilir. Şimdi taş değişimleri yapalım diyor. Steele, Robert Steele piyonunu, A piyonunu, A erinle ilerliyor. Gördüğünüz üzere. Orada bir gelişim yapacaktı. Siyahta giden filin de gelişince şimdi gördüğünüz gibi bu fili niye buraya geldiğini anladınız. B erini 2 çıkarak değil mi? C3'teki piyonu siyahta giden fille tutmak için oraya gelmiş. Evet. Piyonlarıyla çok ilerliyor. Robert Steele. Piyonlar ilerlemesi iyi bir şey ama fazla ilerleyince belki sıkıntılar olabilir değil mi? Şimdi burada siyahlar da gelişim tamamlamış ve gördüğünüz gibi atla atı değişerek mat edecek. Nasıl? Atla atı değişecek. Niye? H2'deki piyonu koruyan at savunmacı taş alınır. Eğer bunu vezirle alırsa da aynı, piyonu da aynı. Alırsa vezirle şah çekip mat edecek. Niye? Fil bataryası var. Alınamayacak. O zaman diyor ben o hattı kapatayım diyor atla. Direkt bakın James Mason kaleyle atı alıyor. Normalde kötü taş değişimi değil mi? Yani kale 5 puan, at 3 puan. Kötü taş değişimi. Ben alayım diyor. Olur diyor. Piyonu da almak gereği duymadı. Ve direkt mat istedi gördüğünüz gibi. Nereden mat istiyor? G2'den vezirle şah ve mat. Atı kovalayınca piyon alındı. At alınamaz. Niye? Piyonun at alınamaz. Niye? Piyon açmazlar. Vezirin direkt şaha gözünü dikmiş. Açmazlar olduğu için alamaz. Şimdi at da piyonu tutuyor. Diyor ki belki piyonu vurursa fille feda edip mat edebilir. En iyisi diyor ben
G3'teki piyonumu tutayım. Atla tuttu. Gördüğünüz gibi atın gelebileceği kötü noktalardan biri. Fille piyonu alıp kaleyi tehdit ediyor. A'daki piyonu sana vermem diyor. Burada siyahın yani James Mason'un C'deki eri gördüğünüz gibi geçerli oldu artık. Oyunun sonunda değerlendirilebilir. Evet, şimdi kale isteniyor. Kale kaçıldı. Piyon alındı. Gördüğünüz gibi kaleyi kovaladıktan sonra B ve C eri artık tutabilene aşk olsun. Şimdi kaleyle ne istiyor? Atı istiyor. Ben de diyor fili alırım diyor. Fili kaçtı. O da atı kaçtı. Şimdi Robert Steele ne istiyor? Kale istiyor. Al sen kaleyi diyor. Şah. Siyahta giden file. Biz beklenmedik şah. Evet. Gördüğünüz gibi atı feda etti gibi düşünülebilir. Normalde beyazda giden filin bakın beyazda giden fil boştaydı. Onu almış oldu. Aynı zamanda atla kale istiyor. Alınca da şah ve kaçtı. Kaçtığı için kaleyi aldı. Gördünüz mü? Mekanizmaya bakın. Atımdan aldım diyor. Piyonu. Bir piyona bir at verilmez. Değil mi? Kötü taş değişimi. Alınca da şah diyor. Aa, ne oldu? Beyazın kalesi boşta kaldı. Kaleyi aldı. At verdi. Bir piyon bir kale aldı. Çok güzel bir alışveriş oldu. Ne yapacak? O da beyazdaki fili alır. Almadı. Robert Steele kaleyi aldı. Kaleyi alınca beyazda giden filini kaçtırmış James Mason. Gel demiş vezirleri değişelim. Şah. Bir de vezirle şah. Bir de fille şah. Gördüğünüz gibi James Mason sağlı sollu şah çekiyor. Atı tuttu. Niye atı tuttu? At çok önemli. Çünkü at piyonu tutuyor. Bu piyon ikisini de at tutmuş olarak. Çünkü burada fil de var. Savunmaya devam ediyor. Şimdi diyor bu işi bitireceğim diyor. Şah. Bir daha vezirle şah. Bir şah da siyahtan. Şah. Fille şah. Şimdi at açmaz da vezirle kale istiyor. Sen diyor onu alırsan ben de kale alır şah çekerim. O zaman diyor ben de kaleyi tutayım diyor Robert Steele. Atı da kaçtı bu sefer. James Mason'a gördüğünüz gibi gün doğdu. Atı kaçma fırsatı. Fille atı kırınca savunma taşını alayım diyor Robert Steele. Evet. Şimdi baktığımız zaman tahtada beyazların vezir, kale, at, fili var. Siyahlarınsa iki fil, bir vezir var. Yani sanki bir taş fazlası var değil mi beyazın? Evet. Bir taş fazlası var. Materyal üstünlüğü gözüküyor. Yalnız siyahın 5 tane piyonu var. Oyun sonunda piyonların ve şahın gücü artar biliyorsunuz. Şimdi vezir istedi. Vezir kaçırılınca bir şah. Bakın burada bir şah denildi. Niye şah alınmıyor? Şah alınırsa ne yapacak? Kaleyi alacak. O yüzden vermek istemiyor kaleyi. Fili almadı. Bu sefer ata göz dikti vezirle. Fil koruduğu için şah çekecek. Burada bir sıkıntılar yapacak. Evet. Vezirle tuttu. Şimdi James Mason da köşeye gelerek piyonunu tutmuş oldu. Gördünüz mü? Evet. Atla vezir istenince vezir kaçıldı. Burada vezirle bir takım sıkıntılar geliştirmek istiyor. Niye geliştirmek istiyor? Fili istiyor değil mi? Fili. Basitten fili istiyor. Fili de şahın yanına geldi. Dedi nasıl olsa vezirim de var. Şahım var. Sıkıntı olmaz. Yani burada beyaz yani Robert Steele
şahı çok ortada. Etrafında piyon olmadığı için taşlarla korumaya çalışıyor. Aynı zamanda fırsatını yakalarsa mat edeceğim diyor. Evet. Gördünüz mü piyon çatalını? Bir piyonun oyunun sonunda ne kadar önemli olduğunu gördünüz mü? Sen diyor, benim diyor, siyahta giden film olursan senin vezirini alır şah çekerim diyor. Aklını başına al diyor. Vezir tabii ki verilmez filanında. Bu sefer James Mason da gördüğünüz gibi fille alıp şah çekmiş. Burada piyonla alıp şah çekse şah buraya kaçıp veziri tutabilir. O yüzden siyah fille almış şah ve burada düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Robert Steele terk etmiş, tebrik etmiş. Evet, bunu, burada size bu konumu Lichess üzerinde gösterip çalışma şeklini de görmenizi istedim. Gördüğünüz gibi bilgisayar şahı kaçmanızı öneriyor. Kaçınca at gitti, tekrar geriye piyon tutuyor değil mi? Hem kale vermek lazım, onun için önemli. Tekrar şah, piyon sürüldü. Tamam sana diyor. Ve ilerlemeye başladı. Gördünüz mü piyonu? Şah deyince, şah diyor, vezir isteyince fille perdeleme yaptı. Aynı zamanda piyonu tutmuş oldu. Kaleyi feda etti fileye karşı. Kötü taş değişimi ama çaresizlik işte, ne yapacaksın? Şimdi vezire vezir gördüğünüz gibi sürekli şah çekip mat etmek istiyor. James Mason siyahlar buna müsaade etmem diyor ve şah dedi. Tekrar şah, tekrar şah, şah ve artık şah bitti. Ne istiyor? Piyon istiyor. O piyonu da sana vermem dedi. Şimdi vezire gelip piyon istiyor gördüğünüz gibi. Onu da vermem dedi. Şah bakın burada 3 piyon çok ilerledi. 2 piyon bağlı geçer. 3 piyon gözleri bağlı geçer. Evet. Burada vezirleri değişip zaten oyunu bitirebilir. James Mason keyfine bakıyor. Bakın burada da şah dedi. Gördüğünüz gibi burada piyon alınmadı. Piyon alınırsa ne olur? Buradan piyon alırsa şah ve vezir düşer. O yüzden almadı. Şah kaçtı. Piyonu 7. yataya geldi. Şah, şah dedi. Bakın burada da şah deyince vezirle kaçtı. Niye vezir almadı? Buradan vezir alırsa pat. Şahın gidecek bir yeri yok. Pat. O yüzden sen gel veziri değiş dedi. Hem de piyon tutmuş oldu şah. Şimdi piyonu tutmaya devam ediyor. Şimdi şah dedi. Yuvadan çıkınca da ikinci veziri çıktı. Şah deyince de zaten bundan sonrası evet anladınız siz onu. Evet bunu da göstermek istedim. İyi, iyi günler olsun. Teşekkürler olsun.